Expo Fuarı bu tartışmaların yanı sıra birçok güzelliğe de sahne oluyor. Dünya fuarlarında ilk kez bir İslam standı açıldı sayın seyirciler. Alman Müslümanları Merkez Konseyi'nin öncülük ettiği standta görevli bulunan Hamburg Merkez Camii İmamı Sayın Mustafa Özcan Güneşdoğdu bu akşamki stüdyo konuğumuz. Sayın Güneşdoğdu aynı zamanda Expo Fuarı'ndaki İslam standında da görevli imam olarak vazife yapıyor. Sayın Güneşdoğdu hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Önce Mustafa Özcan Güneşdoğdu kimdir? Kısaca tanıtalım izleyenlerimize. 1970 Çankırı doğumlu, 79'dan beri Almanya'da yaşayan, şu anda imamlığını yapmış olduğu camide Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmiş, Arapça öğrenmiş. Burada Alman okuluna gitmiş, hafızlığını yapmış. 85 yılında Kur'an-ı Kerim okuma dalında Avrupa birincisi olmuş ve 91'de de Suudi Arabistan'da yapılan Dünya Kur'an-ı Kerim yarışmasında birinci olmuş bir kardeşiniz. Evet, gerçekten ilginç yanlarınız var, değişik çalışmalarınız var, onlara değineceğiz ama biz konumuz olan Expo Fuarı'na dönmek istiyoruz. Expo Fuarı'nda, daha doğrusu dünya fuarlarında bir ilk gerçekleştirildi bu sene. Dünya fuarlarında ilk kez bir İslam standı açıldı ve siz bu İslam standında imam olarak görev yapıyorsunuz. Orada insanlara tebliğ sunuyorsunuz. Evet. Expo Fuarı'ndaki bu çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi 600 metrekare üzerine kurulmuş İslam Pavilyon isminde gayesi amacı İslam'ı tanıtmaya yönelik bir yerimiz var. Burada belli konular işleniliyor. Bu 600 metrekare ortasına bir mescit inşa edilmiş. Hutbesi var, minberi var, mihrabı var. Almanların görebileceği, anlayabileceği bir şekilde. Ve orada öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılıyoruz. Arzinler bakabiliyorlar, seyrediyorlar. Müslümanların nasıl namaz kıldıklarını görebilmeleri için. Ezanları açıktan okuyoruz. Tüm çevreden dinlemek mümkün. Ve her gün ikindi namazından önce 10 dakika Kur'an-ı Kerim okuyoruz Almanlara. Tabii onların ilgisini çekebileceği Kur'an-ı Kerim'deki yerleri seçiyoruz ve neticede bunu Almanca'ya tercüme ederek veya mealini Almanlara takdim ediyoruz. Ve elhamdülillah buna karşı çok büyük bir ilgi söz konusu. Evet, Almanlar, özellikle Almanlar büyük ilgi gösteriyor diyorsunuz. Evet. Peki yaklaşımları nasıl? İlk önce herhangi bir ön yargıyla mı yaklaşıyorlar yoksa işte içeriden bir Kur'an-ı Kerim okuyan bir kişiyi görüyorlar da öyle mi giriyorlar standa? Fuarın çekici özellikleri nelerdir? Belli başlı çekici özellikleri. Şimdi zaten fuara geriden geldiğiniz zaman İslam standına zaten bir kere görünümü çok bariz, çok açık. İki tane minaresi var. Zaten o minareleri gören insanlar burada farklı bir şeyin olduğunu görüyor. Veya namaz vakitleri zamanında duydukları ezan onları çekiyor. Çünkü bir yerden bir şeyler geliyor, ses geliyor. Bu nereden geliyor? Ve dinledikleri Kur'an-ı Kerim çok farklı bir ses onlar için. Güzel bir tilavetle okunmuş Kur'an-ı Kerim herhalde onları cezbediyor. Öyle zannediyoruz inşallah. Ve standa geliyorlar. Peki insanların sizlere sormuş olduğu sorular nelerdir? Özellikle İslamiyet konusunda, İslamiyet hakkında hangi konuları merak ediyor Almanlar? Şimdi merak var. Merakla beraber çok da ön yargı var. Yani en fazla sorulan sorulardan bir tanesi İslam'daki kadınların durumu. Belki en çok sorulan soru bu. Hatta standımızda yardımcı olan, çalışan, tebliğ amaçlı bayan kardeşlerimiz var. Onlara en çok sorulan soru, işte kendinizi burada baskı altında hissetmiyor musunuz? Yani erkekler sizi burada baskı altında tutmuyorlar mı? Onlar için başörtülü olmak adeta bir baskının sanki simgesi gibi algılanıyor. Sonra Kabe'nin ve Mescid-i Nebevi'nin, Peygamberimizin mescidinin maketleri var. Çoğu Kabe'yi merak ediyor. Kabe'de ne olduğunu soruyorlar. Ve muhtelif konularda sorular soruyorlar. Buranın dışında. Anladığımız kadarıyla caminin içerisinde bulunması gereken minber, mihrap gibi ögeler bulunuyor. Evet. Ve bunlar Almanları standa çekmek için yeterli sebepler diye düşünüyoruz. Çünkü Almanlar gerçekten bu konulara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Türkiye izine gittikleri zaman da özellikle camilerin bu bölümleri Almanların ilgisini cezbediyor. Sizin değişik çalışmalarınız var, önümde de var, broşürlerde ve bu standta yapmış olduğunuz çalışmalar gazetelerde de, Alman basında da yer alıyor. Evet. Neleri içeriyor bu broşürler? Zaten İslam'ın kendisi çok ilginç. Yani Almanlar için
mutlaka bilmek istenilen, öğrenmek istenilen bir çok ilginç bir din, çok muazzam bir din. Zaten İslam kendisi insanları celbediyor oraya gelmeye. Evet. Ve biz de içerisinde yaşamış olduğumuz toplumun... Bu arada şunu da gösterebilirim size anlatırken arkadaşlarımız... ilgisini çekebileceği konular takdim ediliyor, orada sergileniyor. Ve bu kitaplar da daha çok onların ilgisini çekebileceği broşürler, kitaplar. Evet. Örneğin standımıza girdiğinizde hemen sol tarafta İslam ve çevre konulu bir sergi var. İslam'ın çevreye karşı olan duyarlılığı anlatılıyor. Ve tüm insanlığın ortak faydası noktası bu. Herkesin ilgi duyması gereken bir konu zaten bu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle insanın kesinlikle Allah'ın koymuş olduğu bu kuralları bozmaya hakkının olmadığı ve görevinin de bunu korumak olduğu işleniliyor. Diğer bir konu İslam ve bilim adı altında. Tarih içerisinde Müslümanların şu andaki gelişen ve gelişmiş olan bilime yapmış oldukları katkıları anlatılıyor. Ve çoğu gelen ziyaretçiler Müslümanların bu derece aydın, bu derece ileri görüşlü, daha Avrupa'da işte dünya yuvarlak dediği için idama mahkum olan bir insanın olduğu dönemlerden 150, 200, 300 sene önce Müslüman bilim adamları tam o zamanlarda dünyanın yuvarlak olduğu hakkında bir de globus geliştirmişler. Bir dünya yuvarlağı yapmışlar. O da orada sergileniyor, gösteriliyor. Ve çoğu bunu ilgiyle görüyor. Üçüncü bir konu ise Endekedin İslam adı altında İslam'ı keşfet diye. Hatta bu önümüzdeki broşür de bunun bir örneği. Evet, olursak. İşte Müslümanlar kimdir? İslam nedir? Müslümanlar neye inanırlar? Peygamberleri kimdir? Kur'an nedir? Namaz, oruç, zekat, hac. Özellikle İslam'da ailenin önemi anlatılıyor. Ve İslam'ın kadınlara vermiş olduğu değer anlatılıyor. Mesela bize gelen mektuplar var orada. Çok ilginç. Okuduğumuz zaman böyle hayretler içerisinde kalıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor. Mesela bayanın bir tanesi bir mektup yazmış. İslam hakkında çok merak ettiğim konular vardı. İlk önce bu Expo'ya girdiğimin boşa olduğunu düşünüyordum ve bu parayı verdiğime acıyor idim. Ama çıkmam az bir zaman kala sizin pavilyonunuza girdim. Orada özellikle dinimizin kadına vermiş olduğu önem, haklar ve aileye vermiş olduğu önemi okuyunca kesinlikle bu ziyaretimin boş olmadığını öğrendim. Ve sizi tebrik ediyorum. Aman bu yolunuza devam edin. Biz sizin hakkında çok az şey biliyoruz diye böyle çok acayip bir mektup yazmış. Evet, yani aynı zamanda stand insanların İslam'a karşı olan ön yargılarını da ortadan kaldırıyorsunuz bu yapmış olduğunuz çalışmalarla. Gerçekten takdire şayan. Peki özellikle Türk vatandaşlarının standa olan ilgisi nedir? Çünkü Expo fuarı bir kısırlık çekiyor. Müşteri kısırlığı çekiyor. Beklenen rakama ulaşamadı Expo yetkilileri. Her ne kadar reklamlar da yayınlasalar Expo fuarına beklenen ilgi gerçekleşemedi şu ana kadar. Türk vatandaşlarının, Alman vatandaşlarının yanı sıra Türk vatandaşlarının Expo standındaki, Expo fuarındaki bu İslam standına ilgisi nasıl? Şimdi bizim ziyaretçi noktasından sıkıntımız yok. Öyle zannediyorum ki bulunmuş olduğumuz salon içerisinde en fazla ziyaretçisi olan stand biziz. Şu ana kadar da 100 bin civarında ziyaretçinin geldiği tahmin ediliyor bizim standımıza. Tabii Türkler, Müslümanlar özellikle kendi dinleri, kendi inançları oraya gelip görmek istiyorlar ve dinlerinin çok farklı bir şekilde orada sergilendiğini görünce çok duygulananlar var, hatta gözyaşı dökenler var. Ve bizim orada bir ziyaretçi kitabımız var. Orada yazanları okusanız ağlarsınız. Yani işte dininin böyle bir ortamda sergilendiğini gördüğünden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyenler var, yazanlar var. İşte Müslüman olduğundan gurur duyanlar var o şeyi gördükten sonra. Oysa ki tabii hepimizin ortak payesi, tüm Müslümanların gerekirse canlı dahi verebileceği inandığı inancın orada sergilendiğini görmesi çok mutlu ediyor ve özellikle bunu görmek için kardeşlerimiz oraya geliyorlar. Evet, programa girmeden önce sizinle yapmış olduğumuz söyleşide Kur'an okurken bazı Almanların gözyaşlarını tutamadığından bahsettiniz. Evet.
nasıl yaklaşıyorlar? Böyle Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanı gördükleri zaman nasıl yaklaşıyorlar size? Kur'an-ı Kerim'i okuyup bitirdikten sonra, tefsirini verdikten sonra, mealini verdikten sonra size soru sorma ihtiyacı hissediyorlar mı? Mutlaka. Yani Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin ashabından bazılarını müşriklere Kur'an-ı Kerim okumaya gönderdiğini biliyoruz. Hep de düşünürdüm bu iş nasıl olur? Yani hiç İslam'ı bilmeyen bir adam, hiç Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bilmeyen bir insan nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'i dinlemek isteyebilir diye düşünürdüm. Bunun biz en canlı örneklerini burada yaşıyoruz. 6'ya 10 kadar Kur'an-ı Kerim okumamız başlıyor. Biz 10 dakika öncesinden cami içerisine gelip Almanların oturduğunu görüyoruz. Adam bekliyor. Ve çok dikkatimi çekti benim. Okurken bir tanesi böyle bayağı ağlamaya başladı Almanlardan. Yani Müslüman olup olmadığını sorduk namazdan sonra. Çünkü ilgimizi çektiği için Müslüman olmadığını da söyledi adam. Demek ki Kur'an-ı Kerim o kadar insanlar etkiliyor ki. Okuduğumuz ayetlerle ilgili sorular geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz bazı ayetlerin kendi inançlarıyla örtüştüğünü söyleyenler oluyor. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de bu gibi konulara değinildiğini bilmediklerini söyleyenler ve çok hayret içerisinde kaldığını söyleyen insanlar oluyor. Mesela bu İsa Aleyhisselam'ın kıssasını Meryem suresinden okuduğumuz, Almanca verdiğimiz zaman çok insan hayretlerini gizleyemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim demek ki İncil'in anlattığının aynısını anlatıyor. Demek bunlar aynı menşeli, aynı kökenli diyen insanlar oluyor. Çok ilginç bir yelpaze. Evet, ilginç bir yelpaze var. Evet. İlginç de bir ziyaretçi kitlesi var anladığımız kadarıyla. Peki Expo fuar yöneticileri nasıl bakıyorlar? Nasıl aldınız bu izni? Ve kimin inisiyatifiyle gerçekleştiriliyor bu fuar? Bu stand. Bu stand Almanca Zentralrat der Muslime in Deutschland isimli Alman Müslümanları Merkez Konseyi. Evet. Değil mi? Onların öncülüğünde daha çok yüksek düzeyde İslam'ı tanıtma çabasında olan ve bu amaçla kurulmuş olan bir kuruluş. Bunların öncülüğünde İslam Kültür Merkezleri, Avrupa Türk İslam Birliği ve Milli Görüş'ün de katkılarıyla bununla beraber ismi zikredilmesini istemeyen kardeşlerimizin de katkılarıyla, maddi ve manevi katkılarıyla destekleniyor. Ve Suudi Arabistan'da İSESCO isminde kurulmuş bir kuruluş tarafından bununla beraber Aramco isminde bir petrol şirketi tarafından destekleniyor. Şimdi bunları böyle söylerken tabii büyük çoğunluğunu demin söylediğimiz Arabistan'dan gelen o iki kuruluş üstleniyor değil. Çok ilginçtir. Yarısını bu iki kuruluş üstleniyor. Tüm giderlerin, masraflarının ve tanıtımının yarısını da demin saymış olduğumuz Avrupa'da gurbetçilerimiz tarafından kurulmuş olan, onların destekleriyle, alın terleriyle yaşayan bu teşkilatlar destekliyor. Evet, oldukça da başarılı oluyorlar. Elhamdülillah. Evet, Sayın Güneşoğlu, yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına geliyoruz. Biz sizden güzel bir ilahi rica edeceğiz programımızın sonlarına doğru ama vatandaşlarımıza Expo Fuarı'nda bu standları ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Onları da kısaca alalım. Şimdi nelerle karşılaşacak bu vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman? Özellikle cuma günleri zannediyorum cemaatle namaz, cuma namazı kılma olayınız var orada. Cuma günleri 600 metrekarenin tamamı doluyor. Etrafta çalışan işçiler geliyor. Yine çok dikkate değerdir. Expo'da çalışanların büyük bir kısmı Müslüman. Mesela Arap Emirliklerinden, Yemen'den, Pakistan'dan, bilmem İran'dan, Türkiye standından çalışan insanlarımız hep cuma namazına geliyorlar. Ve o 600 metrekare neredeyse doluyor, yer kalmıyor. Ve Almanlar standımızın etrafında böyle büyük bir ilginç bir görüntü meydana getiriyorlar. Merakla izliyorlar. Tabii. Yani Müslümanlar nasıl namaz kıldıklarını ve hutbelerimizi de biz ona göre seçiyoruz. Almanca okuyoruz, Arapça okuyoruz ve Türkçe okuyoruz 3 dilde. Tabii hedefimiz hutbeleri daha çok insan kitlesine ulaştırmak. Tabii daha çok Almanlara özellikle ulaştırabilmek. Dinimizi onlara anlatabilmek.
Expo'ya gelecek kardeşlerimize tavsiyemiz, gelecek değil tüm kardeşlerimize tavsiyemiz, gelip mutlaka görmeleri. Çünkü görebilecek çok güzel şeyler var. Adeta dünyanın ufaltılmış bir şekli Expo. Tüm kültürlerin buluştuğu. Tabii tüm ülkelerin, yani örneğin Türkiye'den çıkıyorsunuz sanki Suriye'den bir çarşıya giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz sanki Yemen'den bir yere giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz sanki işte Kâbetullah'ın bulunduğu bir maketi. Yani insan hiçbir yerde görmesi mümkün değil. Büyükçe bir maket. Adeta Mekke, Kâbe'nin küçültülmüş bir şeklini görebiliyorsunuz. Niye tür bir şeklini? Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Maddi ve manevi desteklerini kardeşlerimizin bekliyoruz. Gelsinler, görsünler ve dinimizin bu düzeyde de tanıtılabileceğini görsünler. Temsil edildiğini görsünler diyorsunuz. Evet. Peki son olarak yerini de söyleyelim. Expo Fuarı'nın neresinde yer almaktadır İslam standı? Almancası Halle 26 diyoruz biz. Salon 26'da evet. Salon 26'da İslam standını gezip görebilirler. Evet. Oradaki manevi havayı teneffüs edebilirler. Siz de oradasınız, sürekli göreviniz orada. Peki biz sizi kaset çalışmalarınızdan da tanıyoruz. Güneş doğdu. Güzel bir ilahiyle isterseniz son verelim sohbetimize, eğer arzu ederseniz. Güzel, kısa bir Kur'an'la bitirelim derim ben. Hay. Nasıl arzu edersiniz? Kur'an-ı Kerim okuduğumuz için daha güzel olur zannediyorum. Evet, burada da küçük bir Kur'an ziyafeti verelim izleyenlerimize. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Evet, ağzınıza sağlık diyoruz. Gerçekten Almanların belki de fuara, standa ilgi göstermelerinden en büyük bir sebep de sizin bu güzel sesiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizimize konuk oldunuz. Dünya fuarlarında ilk kez gerçekleşen bu standı izleyenlerimize tanıtmış olduk sizin aracılığınızla. Umarız izleyenlerimiz de bu standı gelir, görürler ve sizinle de orada hasbihal etme fırsatı bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Güneşdoğdu. Son olarak söylemek istediğiniz. Biz de size teşekkür ediyoruz ve inşallah yayın hayatınıza başarılar diliyoruz. Mevla bu dinimizi en güzel zeminlerde tanıtmayı gelecekte de inşallah bizlere nasip etsin diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size sağ olun. Sayın seyirciler, Sayın Güneşdoğdu ile yapmış olduğumuz sohbetimiz burada sona eriyor. Yarın akşam tekrar buluşuncaya değin. Hoşçakalın diyoruz efendim. Hoşçakalın.